Bunlar eskiden su tası olarak kullanılan kabaklar. Çocukken şurada bizim bir ocak vardı. Orayı çalıyla, çırpıyla ocağımızı kurup yemek suyumuzu, temizlik suyumuzu hazırlardık. Sıcak su elde ederdik. O zaman tabii güneş enerjisi herkesin evinde yoktu. Şimdi daha fazla yaygınlaştı, alım gücü yükseldikçe. Kazanda su ısıtmanın faydası etrafı temizlemek oluyordu. Bu sebeple bir bahçede budama sonrası kalan artıklar da gidiyordu. Bize de temiz bir kül kalıyordu. Bu kabakları kaynar suyun içine soktuğumuzda mis gibi koku yayılırdı. Ve o aromatik koku, hani sadece aromatik kokular işte portakal çiçeği, fesleğen, kekik, biberiye gibi şeyler değil. Bu tür bitkilerin de kokuları çok hoş. Herkes bilmez. Çok fazla artık yetiştirilmiyor, kullanılmıyor. Ama gerçekten doğal ve unutmamamız gereken bir bitki diye düşünüyorum. Bazıları ölü kabağı diyor. Çünkü eskiden şey yaparlarmış bunu. Cenaze yıkayan kişiler pratik olması için, hızlı olması için bu kabaklarla yıkarlarmış. O yüzden de ölü kabağı da diyorlar. Bazıları da espri yapıyor işte. Ölü yıkamaktan korkan kişiler böyle ölünün kafasına vururlarmış. Ölü canlanır falan diye. Böyle espriler de yapıyorlardı. Bunlar da dekoratif kabaklar. Bunlardan da süsler yapılıyor, objeler. Ay çekirdeği. Doğal. Mısırlar. Şimdi misler gibi kokular yayılıyor. Fesleğenlere arılar, kelebekler geliyor. Bolca tohum olmuş. Bu dökülen tohumlar daha sonra yine bereketli fesleğen olacak. Börülceler, güller, bütün bu kokular yiyeceklere karışıyor. Hani bir şehrin yiyeceğiyle başka bir şehrin yiyeceği aynı olmaz ya. Aynı ürün farklı şehirlerde üretilir ama aynı aroma, aynı tat olmaz. İşte bunda o şehrin suyu, havası, iklimi, her şeyi fark ediyor. Ve bu sebeple aynı bitki farklı bir değer ve farklı bir lezzet kazanıyor. Şimdi geldik salçaları karıştırmaya. Şöyle. Bunları ne kadar çok karıştırırsak o kadar çabuk kuruyor. Yoksa sulu kalıyor ve daha geç kuruyor. Bazen de üzerinde böyle beyazlıklar oluyor. Por denen şeyler. Ama bu şekilde karıştırılınca daha çabuk kuruyor. Daha sağlıklı oluyor. Misler gibi kokuyor şu anda. Hiç yemeğe katmaya bile gerek yok. Salça, ekmek en güzeli. Yanına da güzel bir ayran. Bir salata. Oh! Artık bruschetta mı denir? Türk usulü salça ekmek mi denir? Çok güzel. Doğal köy domatesi, katkısız, ilaçsız, elemeyi. Şifa ve sağlık.